Şimdi gözlerimi biraz kapatacağım, diyeceğim. Şöyle şu kısımları. Şu an çok göremiyorum telefondan. Başka. Evet. Sadece gözlerimi kapatıyorum. Mecbur aynada yapıyorum, oraya bakamıyorum ama artık fark ediyor mu? Evet. Gözaltı moruklarım falan oluyor. Bugün yataktaydım devamlı. O yüzden gözaltı moruklarım illaki oluyor. Yaparken çok konuşamıyorum. Fark ettiniz mi? Makyaj yaparken çok konuşamıyorum. Yeni yeni yapmaya başladım diyebilirim. Sen şurayı önce kapatmam gerekiyor. Şu kızı. Şurada şurada. Şurası. Orayı bence kapatmam gerekiyor. Orada kızarık konuş. Herhalde eyelinerımı silerken fazla şey yapıyorum. Bu kızım. Şöyle geriden yapsam. Hem orayı görürüm hem burada gözüküyorum bence. Bir tık geriden yaptığımda oluyor. Şurayı da kapatayım mı? Hadi kapatayım. Bir de kaş sabitleyici almam gerekiyor aslında. Bakayım başka. Biraz da cilt sanki kızarık. Acaba aldık gibi mi yapsam? Tabii aldığım yok. Böyle likit rujlar mı vardı? Onlarla mı yapsam acaba? Bilemiyorum. Böyle burası sanki çok kapanmadı. Burada sivilcem vardı. Belki önceki videolarımdan da fark edersiniz. Yeni yeni geçiyor. Çok kapanmıyor orası. Bir daha deneyeceğim. Böyle kızarık konuşuyor. Geçmiyor. Böyle kalsa kapandı aslında. Neyse bir kez daha deneyelim. Yoksa olmazsa bırakacağım. Sanki şimdi daha iyi kapandığı gibi oldu. Bence oldu. Öyle değil mi? Bence oldu. Şimdi makyajım bu kadar. Şuradan düzleştiricimi takayım. Saçımı yapacağım. Daha yeni saçım. Kendim kestim. Şöyle bir şeyler yapmaya çalıştım. Bakalım. Düzgün yapabilmişim. Şu an göreceğiz. Bu biraz düşürelim derecesini. 180. Çok koyayım. Of. Ah, bir şey olmadı. Bir de size giyecek kıyafetimi göstereyim. Dışarı çıkacağım. Markete gideceğim. Oradan diğerlere vuracağım. Şöyle bir body. Bluzum diyoruz. Bluzum var. Siyah düz pantolon. Sonra bir ceketimi giyeceğim. Bu şekilde. Bu ısınırsa hemen saçımı sizlere. Ben de deneyeceğim uzun zamandır. Saçımı şey olarak yapmıyorum. Bakalım nasıl olacak şimdi. Bence aslında gördüğüm kadarıyla böyle yapıyorlardı. Böyle şöyle. Bence böyle. Şunları da şöyle geriye doğru mu yapsam, öne doğru mu yapsam? Acaba şöyle yapayım bence. Aa. Tatlış durdum. Dur şunları da yapacağım. Bence güzel durmaya başladı sanki. Şurayı da yaparsam. Şöyle. Yönünü unuttum bir anda. Okey, şunları da. Dur. Şunu şöyle yaptık. Bence tatlış durmaya başladım. Ama diğer tarafı nasıl yapacağım? Yüzü bir gün yok. Şöyle bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama. Yok, şöyle mi yapmıştım? Sanki bozdum orayı. Orayı bozdum. Dur. Şöyle yapacağım. Şöyle bir şeyler yapıyorlardı. Sanki. Oldu gibi mi? Olmadı. Şöyle yapsam. Şu kısımları şöyle düzleştirsem nasıl olur? Aynada bu arada güzel duruyor. Telefonda kötü duruyor. Anlam bilemedim. Neyse. Kulağımın arkasına soktuğumda sanki daha düzgün duruyor.
kısmı o yüzden öyle yapmayacağım. Videolarda gördüğüm gibi yapmayacağım çünkü yapamadım. O yüzden standart içe doğru yaptığım gibi yapacağım. Ama şu an benim yaptığım saçın bir önemi kalmadı. Kestiğim saçın. Ama şuraları kısalttım. Dur. Şuraları kısalttım. Ama şu an böyle yapınca yaptığım saçın bir anlamı kalmadı. Tabii sanki daha dalgalı töf düz oldu. Şöyle yapayım. Dur. Yakacağım saçımı. Gerçekten yapacak. Şöyle arkaları. Bence arkaları düzgün. Dokunuyor ama sanki taraf daha hoş oldu. Şurası olmadı. İşte şurayı. Ah. Şurayı. Bence böyle. Şöyle soktuk mu? Şurayı. Ama bırakıyorum işte. Bırak. Olacak. Hissediyorum. Olacak, olacak. Bırak. Bence ben bunu öğrenmeliyim. Ama çok da kötü olmadı. Bence oldu. Neyse bir sonraki videomda her zamanki yaptığım gibi yapacağım. Ama bu şekilde tatlı oldu. Ben öğreneceğim. Bu saçı nasıl kullanmam gerektiğini sizlere göstereceğim. Şimdi bu. Kapatayım bunu. Nasıl kazanacak? Şöyle yaparım. Şöyle kilitleniyor. Kilitledim. Biraz sosun bu şekilde yerine koymam gerekiyor. Şöyle su değmesin buna. Hemen şimdi üzerime giyineyim. Bir de o şekilde yiyorum. Evet arkadaşlar şimdi üzerimi de giyindim. Bluz bu şekilde. Pantolon üstü. Pantolon böyle. Üzerime bir de ceket giyeceğim. İyice olacak. Bu şekilde. Bu şekilde. Şu an hazırım çıkmaya. Şu çantamı da göstereyim. Takacağım çantayı. Şu şekilde. Bunu kullanacağım. Bir de burada kolyemi gördüm. Ve kolyemi takınmaya karar verdim. Şöyle olacak. Hemen bunu da takınayım. Bu şekilde. Bence oldu. Şimdi görüşmek üzere. Hoşça kalın. Oldu bence. Çantam bu şekilde. Great. Ben beğendim. Geldim. Şimdi akşam yemeğini yiyeceğim. Ondan sonra size aldıklarımı göstereyim. Çok bir şey almadım zaten. Greçis'e uğradım. Birkaç almam gereken bir şeyler vardı. Onları aldım. Bir de markete girdim. Oradan atıştırmalık bir şeyler aldım. Acıktım da falan yemek için onları da sizlere gösteririm. Şimdi akşam yemeğini yiyorum. Akşam yemeğinde de zaten birlikte olacağız. Kaçırmayın. Marmaray sesinden belki duyulmayabilir. O yüzden kapatıyorum. Hadi görüşürüz akşam yemeğinde. Üzerimi değiştirdim. Aslında sadece sweat giydim. Pantolonum duruyor. Pantolonumu değiştirmedim. Şimdi akşam yemeğine gidiyoruz. Beşinci katta. Birazdan gelecek. Altıncı kata çıktı. Ama birazdan geleceğini hala düşünüyorum. 8 kat var. Şöyle döneyim.
boş olacağını düşünmemiştim. Şimdi eksi 1'e gidiyoruz. Boş olacağını düşünmemiştim. Bunu boş ver. Demek ki yukarı çıktılar. Ben yeme yiyeceklerini düşünmüştüm ama bugün konser vermiş. Bizler ücretsiz katılım sağlayabiliyoruz. Ben gitmedim. Belki sonraki konserde geldik. Selam. Maalesef akşam yemeğinde sizleri dahil edemedim. Bir arkadaşımı gördüm ve onunla akşam yemeğimizi yedik. Fotoğrafını çektim. Muhtemelen o küçük resimler kısmında bir koyacağım onu da. Şimdi sizlerle o gratisten aldıklarımı falan göstermek istiyorum. Hemencik. Saçım için çok fazla ürünüm yoktu. O yüzden böyle bir şey aldım. Direkt açılıyormuş. Böyle inekli gibi bir şey. Anlamıyorum. Beyaz. İçinde jojoba, şeya, avokado, tamanu, Hindistan cevizi ve 9 farklı yağ içiyormuş. 9 farklı yağın ismi de yazsalardı keşke. Burada çok küçük bir şeyler yazmışlar. Şu an okuyamayacağım. Ama şöyle open that yazıyor. Buradan açıyoruz galiba. Hadi yukarıdan. Açılmadı. Böyle. Anlamsız. Burası çıkmadı. Hindistan cevizi gibi kokuyor. Başka yağın kokusunu almıyorum. Hindistan cevizi. Ama Hindistan cevizinin kokusuna rahatsız olmuyorum. Güzel. Bir de bundan aldım. Bunun farklı bir rengi vardı. Zaten videomda da kullandım. Bir de bu rengini aldım. Çantayı mı kapatıyordu? Arkayı kapatıyor. Orada kalsın. Bunu açamadım. Açacağım. Açılacak. Deneyeceğim çünkü. Dudağımda muhtemelen ruj kalmadı ama yine de sileceğim çünkü yemek yedim. Koyu. Bu şekilde. Bendeki daha bu tonlarda. Dışındaki renginden. Yani arkasındaki rengi zaten gösteriyor. Ben dediğim gibi şuradan ıslak mendille sileyim. Yine de varmış. Hafif bir pembelik var. Şimdi bakacağım. Umarım beğenirim rengini. Şimdi deniyorum. Umarım çok kayı değildir. Koyu değilmiş gibi duruyor. Umarım şu an telefonda gözüktüğü gibidir. Çünkü koyu gözükmüyor. Yani burada gözüktüğü gibi böyle kötü bir pembe değil. Beğendim. Bir de eyeliner aldım. Normalde farklı bir eyeliner için gitmiştim. Lakin ondan kalmamıştı. Boş çıkmamak için eyeliner aldım. Hiç denemedim bir eyeliner. Umarım güzeldir ama bu garip bir şey var. Böyle bu şekilde çıkartıyoruz. Çıkmayacak şeyler yapıyorsunuz ama siz de. Aa, inanamıyorum. Bunun ucu böyle. Nasıl göstereceğim? Böyle. Gözüküyor mu? Kare. İlk defa böyle bir eyeliner görüyorum diyebilirim. Umarım bununla yapabilirim. Galiba şöyle çekmek için daha kolay mı oluyor? Bilmiyorum. Deneyeceğim. 60 TL verdim ben buna. Keşke diğerini başka bir yerden baksaydım. AVM'de falan da gratis vardı aslında. Şu an açtığım için zaten. Şey yapamam. Bir de açacak aldım. Bu açacak da nereden aklıma geldi? Orada gördüm tabii ki size o zaman aklıma geldi de. Bugün
Benim bir tane göz kalemim vardı. Ucu kapağında kaldı. Ve açmam gerekiyordu. Dedim alayım. Ama şu an o yanımda değil. Sizlere şunu göstereceğim. Bunu daha önce almıştım. Açacağım olmadığı için ben bunu şu arkadan ittiriyordum. Şimdi önden ittirip tekrardan. İttirmeseydim keşke. Önden ittirip açacaktım. Çünkü ucu açık olduğu için sizlere göstereyim, deneyemeyecektim bunu. Ama oluyor. Ah, çıkmıyor. Çok açtım. Ama bence sorun olmaz. Ben bunu rengini seviyorum. Böyle emilimi falan kolay. Rahatlıkla sürebiliyorsunuz. Çok kolay emiliyor. Yani farklı bir şey için de kullanacaksanız farklı renklerini alabilirsiniz. Ben genelde bunu A101'den alıyorum. İndirimden. Zaten A101'e uyguna geliyor. Başka ne aldım, ne aldım, ne aldım? Ah! Barda kaldım. Şöyle limon deseni var. Benim çok hoşuma gitti. Böyle bir bardağım vardı. Böyle küçük küçük avokadolar vardı. Boyutu böyleydi galiba, bilmiyorum. Yarım litrelik falandı. Çok seviyordum onu. Yurda geldiğimde muhtemelen teyzemlerden unuttum. Teyzemlere de yani gidemedim. Evden getirmiştim oysa, annem onları güzelce yerleştirmiştim. Ama tekrardan böyle bir bardak aldım. Bu bardak da çok seviyorum. Böyle kocaman. İstediğinizi koyup içebiliyorsunuz. Başka bardaklarım da var. Aslında şunlar da var. Şöyle göstereyim. Böyle tatlış 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 tatlış. Şuradan da desenli. Böyle tatlış tatlış bardaklarım var. Bunun bir de düz beyazı var. Tabii ki şöyle. Bu düz beyaz aslında orijinali böyle. Ben diğerinin bardağı kırılınca başka bir bardağıma taktım. Ama hoş duruyor, tatlı duruyor. Bu bardağımı da çok sevdim. Bunda böyle ben Nesquik'imi çok seviyorum. Kocaman olduğu için güzel oluyor. Tabakta sevmiyorum. Bir de fırın kısmından bir şeyler almıştım. Mesela alırken gösterdim bunları. Şu anda tok olduğum için bunlardan yemeyeceğim. Bir de börek aldım. Yani şimdilik bu kadar. Makyajımı falan muhtemelen çıkartıp yatarım. Bilmiyorum. Şu anda erken. Saat kaç? Hemen bakalım. Şu taraftan. Bakamıyorum videodayken. Maalesef. Başka teknolojik aletim yok. Bir tane aslında dijital saat alabilirim bunun için. Sizlere saati gösterebilmek için dijital saat mantıklı alabilirim. Neyse, videomu burada sonlandırıyorum. Herhangi bir şey olmazsa ekstra bir şey eklemem diye düşünüyorum. Yani cilt temizliğini bugün eklemeyeceğim. Burada videoyu sonlandırıyorum. Zaten uzun bir video olacak diye düşünüyorum bugün için. Hoşça kalın. Sonraki videomda görüşmek üzere. Nasıl Vedaç'ım? Tamam. Hoşça kalın.